Orçelik Ofis Mobilyaları Ekonomi Notları programını sunar. Ulusal Kanal'dan Ekonomi Notları programından herkese merhaba. Profesör Doktor Ufuk Tutan hocamızla birlikte yine ekonominin notlarına bakacağız, rakamlara bakacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güncel güven endeksi ilk açıklanan, isterseniz oradan başlayalım bu sabah itibariyle. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası reel kesim güven endeksi rakamlarını açıkladı. Burada bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Merkez Bankası'nın açıkladığı rakamlarda. Evet. Benzer şekilde yine kapasite kullanım oranında arttığını görüyoruz. Evet. Öte yandan bununla beraber ben ele almanızı isteyeceğim. Tüketici güven endeksinde de gerilemeler var. Geçen haftada o açıklanmıştı TÜİK tarafından. Oradaki gerileme, buradaki yükseliş, bunu nasıl yorumlamak lazım? Şimdi şöyle, tüketici güven endeksi düştü. Yaklaşık olarak bir 0.2-0.3 puan civarında düştü. Aynı zamanda işsiz sayısında beklenti endeksi düştü. Yani insanlar iş bulma olasılıklarını yavaş yavaş daha zor olduğunu görmeye başlıyor. Bu anlama geliyor. Genel ekonomik durum endeksi, yani insanların genel ekonomiye bakışında da bir düşüş var. Yani tüketicinin endeksinde düşüş var. İş bulabilir miyim sorusunda olumsuz yönde bir düşüş var. Ekonominin genel gidişatı hakkında da olumsuz yönde bir düşüş var. Küçük küçük de olsa. Zaten yüzün altındaydı. Biraz daha aşağıya indi. Bu noktada tüketici ya da halk konusunda açısından ekonominin çok çok iyi gitmediği bazı soru işaretleri olduğunu görüyoruz. Diğer yandan reel kesim güven endeksine baktığımızda ilk önce şunu söyleyeceğim. Kapasite kullanım oranı bir tık arttı. Bir tık arttı. Fakat şöyle bir sorun var. Reel kesim güven endeksinin alt faktörleri var. Bu alt faktörleri içerisinde perakende satış var. Hatırlarsanız perakende satış 90'lardaydı. Birden kredilerin bir patlaması, faizlerin düşmesi nedeniyle kredilerde bir patlama oldu. Hatırlıyorsunuz bu kara cumalar vesaire. Bunun sonucunda yüze çıkmıştı. Biz de şunu demiştik, hatırlarsanız birkaç program önce, bu devam edecek mi yoksa bir anlık bir tüketicinin ertelenen taleplerini karşıladıktan sonra düşecek mi? Anladığım kadarıyla bizim korktuğumuz gibi oldu. Perakende de bir düşüş var. Yani stoklar artık anladığım kadarıyla bir kısmı erimiş. Orada bir sorun var. İnşaatta bir sorun var. Orada da düşüş var. Bu iki şeyde bir düşüş var. Diğerlerinde mesela hizmet sektöründe bir tık artış var. Diğerlerinde bir tık artış var. O bir tık artışlar reel kesim güven endeksini bir miktar yukarıya çıkarmış. Bu noktada şunu söylüyoruz. Bu özellikle kamu bankalarının faizleri aşırı düşürüp tüketiciye benim düşünceme göre enflasyonun da altında kredi vermesi sonucunda reel kesimde bir rahatlama var. Fakat her şeye rağmen, her şeye rağmen asıl önemli iki aktörden birisi olan tüketici ise hala ekonomiye karşı bazı soru işaretleriyle bakıyor diye düşünüyorum. Fakat reel kesimdeki rahatlama da, rakamlar onu gösteriyor, bir patlama şeklinde değil. Hani dikkatli bir Temkinli bir rahatlama olarak bakıyor. Aşırı bir rakamlarda şey yok. Fakat dediğim gibi inşaat ve perakendedeki düşüş düşündürücü. Oldukça düşündürücü. Kapasite kullanım oranındaki artış ise çok muhtemelen yurt dışından kaynaklanan bir şeyler olabilir. Çünkü malum Noel vardı, işte yeni yıl vesaire. Genelde bu dönemlerde yurt dışından kaynaklanan bir kapasite kullanım artışı oluyor bizim ülkemizde. Ona yoruyorum açıkçası ben. Yurt dışı demişken, şimdi tabii tüm dünyanın konuştuğu bir gerçek. Bugün son gelen bilgilerde hayatını kaybedenlerin sayısının artmasıyla biraz daha dikkatleri bu yöne çekiyor. Covid-19 ya da koronavirüs. Evet. Sınıra dayandı. Doğru. Türkiye açısından. Hatta sınırı kapattık. İran sınırını kapattığını duyurdu bakanlık. İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. İtalya, Avrupa'da da benzer şekilde. İtalya'da 4'e yükseldi. Doğru. Bir son dakika bilgisi olarak geçti. Tabii ekonomiye de etkisi olacak. Ne diyorsunuz? Yani Türkiye açısından
nasıl bir etkisi olacak Türkiye sınırlarımıza dayanmış olan tabii bu ki, koronavirüsle ilgili gelişmeleri? Ben ilk önce buradan yetkililerin eminim onlar da farkındadır ama dikkatini çekmek istiyorum. Bizim güney sınırımızda bir otorite boşluğu var. Hem Irak'ta hem Suriye'de. Eğer orada bir koronavirüsü salgını varsa bunu kaydedecek kurumların yapısı çok zayıf. O nedenle evet İran'da bir virüs salgını var ama güney sınırlarımıza da dikkat etmek gerekir. Eğer kapatılacaksa bence güney sınırlarımızda da kapanma olması gerekir. Hı hı. Çünkü oradaki otorite boşluğu kayıtları engelleyecektir. O salgın başladığı zaman da onu durdurmak için Türkiye açısından bahsediyorum. Türkiye'ye gelmesi açısından zamanımız yetmeyebilir diye düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Ekonomiye gelince çünkü aynen. Yani şimdi Çin'in örneğin büyüme rakamlarını revize ettiler. IMF başkanı. Biraz düşürdüler 0.4-0.5 civarında. Petrol fiyatları hızla düşüyor. Aynen öyle. Altın fiyatları yükseliyor. Geçti. Şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. Dünya ekonomisinde ya da bir ülkede ekonomi cidden kötüye gidiyorsa birkaç tane gösterge vardır. Bunlardan bir tanesi altın fiyatlarıdır. Hmm. Altın fiyatları evrenseldir. Yani bu insanlık tarihi, uygarlık tarihi, hatta yazının bulunmasından önce keşfedilmesi, yazının icat edilmesinden önceki dönemden beri olan bir şey. Eğer bir yerde ekonomik sıkıntı varsa orada altın fiyatları yükselir. Altın kıymetli hale gelir daha doğrusu. Maden olarak. Evet maden olarak çünkü evrenseldir. Evrenseldir. Yani evrensel de dünya çapında her yerde geçerli olan bir değişim aracıdır. Bir fiyattır aynı zamanda. Altın fiyatları yükseliyor. Altın fiyatları yükseliyorsa demek ki küresel ekonomide bir sorun var. Eğer ülkelerde de yükseliyorsa o ülkelerde de bir sorun var demektir. Bu noktada koronavirüsünün bizi etkilemesini ben birkaç ayakta görüyorum. Ama en önemli ayak şu. Geçen programlarda da çokça söz ettik. Bizim bir sanayimizdeki birçok sektörümüz ithal aramala bağlı. Hı hı. Ve ithal aramalın önemli bir kısmını biz Çin, Hindistan gibi ülkelerden yapıyoruz. Nedeni de şu, Almanya çok yüksek fiyatlı ama kaliteli bir aramal üretimi yapıyor. Çin ise Almanya'ya göre belki biraz daha kalitesiz ama geçerli bir üretimi çok daha düşük bir fiyata yapıyor. O nedenle de biz aramal girdilerimizi oradan alıyoruz. Çin'deki bir üretim düşüşü, Çin'deki bir yavaşlama bizim buradaki ithalatımızı bu tarafa doğru çevirecektir. Bu sefer Çin'den 1 dolara alacağımız şeyi Almanya'dan 3 dolara almaya başladığımız an bizim de ne olacak? Fiyatlarımız yukarıya çıkacak, ihracat performansımız kötüleşmeye başlayacak. Çünkü fiyat rekabetiyle oluşan bir şey bu küresel ortamdaki dış ticaret. Ve bunun sonucunda da hem içeride enflasyon yaşayacağız hem de dış piyasada İhraç mallarımızı istediğimiz gibi pazarlayamayacağız. Bunun sonucunda ise döviz krizine doğru ilerleyebiliriz. Hı hı. Zaten Merkez Bankamız şu an oldukça zor durumda. Verilen rakamlar onu gösteriyor. Zaten Merkez Bankamız hem kendisi hem de söylenen o ki kamu bankaları aracılığıyla sürekli iç piyasaya döviz arz ediyor. Hı hı. Ve bunun sonucunda net rezervleri düşüyor ve bazı rakamlar var. Verelim onları hocam. Evet. Net rezervler sırf 20 günde Şubat ayında 9.2 milyar dolar azalıyor. Toplam net rezervin 24.7 milyar dolara geliyor. Toplam net rezervin %27'si kadar azalmış 20 evet, günde. Evet. Ve toplam rakamınız 24.7 milyar dolar şu an Merkez Bankamızın elinde bulunan net rezervi. Biz buralara nerelerden geldik? Biz buralara 70-80 milyar dolarlardan geldik. Burada şu parantezi de belki açmak lazım. O net rezervin de yaklaşık 18,5 milyar doları swap. Swap'tan. Katar'a, Çin'e sattığımız TL. Sattığımız TL. Yani onda da çok ciddi bir sorun var. Onu söyleyeyim. Çünkü hızlı bir şekilde o TL'ler geri gelip döviz olarak istendiği zaman ola ki diyorum ayağımızı yere sağlam basmak adına
O noktada o elimizde evet elimizde şu an onları da çıkarırsak eğer 6 milyar dolarlık bir net rezerv var. Yeter mi? 700 milyar dolarlık bir ekonomi bütçe için ekonomi için 6 milyar dolarlık bir Merkez Bankası net rezervi yetmez. Merkez Bankası'nın rezerv neden olur? Bunu da söyleyelim. Yani merkez bankalarındaki rezervler neye ihtiyaçlı? Neden o rezerv tutulur? Merkez Bankası'nın net rezervi olur da yurt dışına mal almak için ihtiyaç duyan şirketlerin aniden bir para sıkıntısı nedeniyle piyasadan döviz ihtiyacı için tutulur. Hı hı. Devletin olur da çok büyük bir alım için tutulur. Ama aynı zamanda net rezervi, Merkez Bankası'nın net rezervi piyasadaki dolar fiyatını dengelemek için tutulur. Bakın şurada bir nokta var. Az önce rakamı verdik. 9.2 milyar dolarlık Merkez Bankası'nın net rezervlerinde bir erime var. 20 günde. 20 günde. Büyük ihtimalle, çok büyük ihtimalle eğer bu veri doğruysa çok büyük ihtimalle bu rakamın önemli bir kısmı piyasaya sürüldü. Fakat ona rağmen 5.98-5.99'larda olan doların değeri bugün 6.10'un üzerinde. 6.15 hocam. Evet. 6.15-6.14 bandında evet. Şu anda sabahtan beri seyrediyor. Artış yönünde yani. Demek ki yetmiyor. Piyasanın talebine yetmiyor. Bir de burada demin hani bir cümle geçti ama biraz açalım onu. Yani kamu bankalarının 800 milyon dolarlık bir piyasaya arz ettikleri rakamdan bahsediyor. Böyle bir iddia gündeme geldi. İddia var. Bu çok önemli bir iddia. Çünkü hatırlarsanız biz geçen programlarda farklı rakamlar da telaffuz ettik. Evet. Eylül ayından beri. Evet. 3 milyar dolarlardan bahsettik. Bunun kesin olup olmadığı. Fakat bu iddia mı değil mi sorusuna şöyle bir yanıtla da gelebiliriz. Kamu bankalarının döviz açığı 2 milyar dolardan 4.6 milyar dolara çıkmış. Yani kamu bankaları kısa bir süre içerisinde 2.6 milyar dolarlık bir döviz açığına gelmiş. Bunun anlamı kamu bankaları bir yerlere döviz vermiş. Bu piyasada olabilir. Hı hı. Bu başka bir yerde olup onu bilemiyoruz şu an. Hani kamu bankaları açık bir şekilde ben bunu yaptım demediği için bunu bilemiyoruz. Ama görünen o ki kamu bankaları Merkez Bankası'nın aracılığıyla piyasaya döviz veriyor. Ve büyük olasılıkla da bu dövizi ileride eğer döviz fiyatları artarsa görev zararı olarak yazacak bilançolarına. Çok büyük olasılıkla. Ama Merkez Bankası'ndan da aldıkları için de orada bir döviz açığı pozisyonuna düşecekler. Yani burada kamu bankaları iki yönden sıkıştırılmış durumda döviz açısından. Hı hı. Şunu da belirtmek istiyorum izninizle. Estağfurullah buyurun. Şimdi Merkez Bankası'nın dövizleri azalmaya başladı. Kamu bankaları döviz açığı vermeye başladı. Bu TL değil ki basalım yerine bir şey koyalım. Olur da Merkez Bankası'nın döviz rezervleri piyasanın talebini karşılayamayacak hale gelirse bu noktada 3 tane kamu bankasının bu döviz açığı nedeniyle oldukça zor duruma düşmesi olası. Muhtemeldir. Çok büyük olası. Onu da şimdi döviz önemli ve artış yani siz 6 psikolojik sınır demiştiniz. 5.90'ları konuşuyorduk. Geçtik. Şimdi oraya geçti. Bundan sonraki sınır 6.25-6.35 bandı. Demiştik. Aynen. Oraya doğru mu gidiyoruz? Oraya doğru ilerliyoruz. Fakat benim anladığım kadarıyla Merkez Bankası bu sefer vuruşa çekilmeyi veya vuruşa savaşmayı seçti. Bu faiz indiriminde öyle mi yorumlamak çok lazım? Ki onda da beklemek lazım diyordunuz. Bence, yine bir 50 bas puan indirdiler. Aynen. Bence bu faiz indirimi bu konjonktürde yapılmamalıydı. Hmm. Çünkü bu faiz indirimi direkt olarak ekonomisinin güven endekslerine baktığımızda çok fazla güven vermeyen bir ekonomide eğer siz TL bazında faiz indirimi verirseniz dövize güle güle demek istersiniz. Yani ekonomi sözcüğünde bu demek. Kendi yerli para cinsinden faizini düşürüyorsan İçerideki döviz sahibi kişilere kardeşim gidebilirsin demektir. O nedenle bu faiz indirimi aslında bu döviz konusunda vuruşa çekilme ya da vuruşa savaşma sürecinde olan Merkez Bankası'nın bence bu politikasıyla çelişiyor.
Yapılmaması gerekti. Ayrıca bir 0.50 puan, 50 puan daha indirildi. Bence ben bunu herhangi bir ekonomi teorisiyle açıklayamıyorum. Yapmayın ya. Evet. Ben bunu açıklayamıyorum. Yani geçen konuşmalarımızda en az bir 6 ay beklenmesi gerektiğini söylüyorsunuz ama indirmeye devam ediyor. İndirmeye devam ediliyor. Bu kadar döviz sıkıntısı olan bir konjonktür olarak küresel ekonomide bu kadar sorun yaşanılan, yani Çin'le Amerika problem yaşıyor. Bir tane koronavirüsü başımıza geldi. Hı hı. Orta Doğu zaten kanayan yara. Avrupa ekonomisi kendisini daha toparlayamadı. Bir sürü dünyada ekonomik sorun var. Birçok ülke büyüme rakamlarını revize ediyor. Aşağı çekiyor. Aşağı çekiyor. Bazıları bir tık yukarıya çekiyor ama o 4-5 sene önceki rakamlara küresel olarak ulaşamadık. Böyle bir ekonomik konjonktürde, bu kadar faiz indirimini ben biraz tehlikeli buluyorum. Çok tehlikeli buluyorum. Nedeni de şu, faizi indirip ekonomiyi bir coşku seliyle patlatmaya çalışıyoruz. Fakat daha önce de söyledim, Keynesyen iktisatta bir likidite tuzağı vardır. Nedeni de likidite tuzağının en büyük nedenlerinden bir tanesi de devlet harcamayı yapar özel sektörden ve tüketiciden yatırım yapmasını ve tüketim yapmasını bekler. Ama özel sektör ve tüketici eğer güvenmiyorsa ne yapar? Devletin verdiği paraları yatırım yapmak veya tüketmek yerine tasarruf yapar. Bu da devleti inanılmaz borçlu bir hale düşürür. Ve likidite tuzağına düşüp elindeki bütün olanaklarında çoğunu da kullandığı için de devlet iflasa doğru gider ve ekonomiyi de, genel ekonomiyi de böyle çeker. Bu süreç buraya doğru ilerliyor. Bu kadar hızlı faiz indirimine tüketici tepki vermiyor. Reel sektör rakamları gördük, çok iyi tepki vermiyor. Olumlu biraz veriyor fakat öyle bir patlama yapacak vermiyor. Artı döviz ihtiyacımız var belli. Böyle bir ortamda bence bu 0.50 biraz fazlaydı. Hı hı. Bir konu daha var değinmek istediğim. Vergi affı. Evet. Bu dillendiriliyor. Yine gazetelere, basına yansıdı. 10. kez yani bu hükümet döneminde 18 yılda 10. kez olması muhtemel bir vergi affından bahsediliyor. Vergiler konusuna baktığımızda yani devletin gelirleri açısından önemli. Artı bir de tahsilat ve tahakkuk oranlarına baktığımızda enteresan bir tablo da karşımıza çıkıyor. Yani kurumlar vergisinde %76'larda yani tahakkuk tahsilat oranı 4 kişiden biri vergisini ödemiyor gibi gözüküyor. KDV deseniz öyle. Motorlu taşıt vergisinde bile %69. İnsanların aracı var, motorlu taşıtı var ama vergisini ödemiyor. Ne diyorsunuz? Vergi affı, yeni bir vergi affı bu ekonomi kaldırır mı? Yani verenlerin günahı yok mu? Ya da ne günahı var? Öyle mi? Evet, geçen programda onu söylemiştik. Bu iyi vatandaşı, vergisini veren vatandaşı da vergi verditmemeye yönelik bir süreçtir. Şimdi bir rakam var. 1924 ile 2019 arasında 35 vergi affı olmuş. Yani Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan itibaren 35 tane vergi affı olmuş. Hı hı. Bunun 9 tanesi 2002 yılından sonra yapılmış. AKP hükümeti döneminde. Aşağı yukarı. 6 tanesi ise 2011'den beri yapılmış. Bakın 2011'den beri 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20'yi de sayalım. Son 9 senede 6 tane vergi affı yapılmış. Şimdi şapkamızı koyalım. Son 9 yıldır 6 vergi affı. Şimdi bir daha yapılacak. Bu da belki 7 olacak. Aha. 19 yıldan beri şapkamızı koyalım. Son 9 yıldan beri 7 tane vergi affını gören bir vatandaş vergisini vermeye devam eder mi? Bu kadar vergi affı. Nasıl olsa af çıkacak diye düşünmez mi? Düşünmez. Bir dahaki affa, ya ekonomi biraz kötü, benim de durumum kötü, bu vergi affına atlayalım, bundan sonraki vergi affına inşallah demez mi? Der. Peki, vergisini veren dürüst vatandaşım. Günahını. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vergi affına da hepsine verdikten sonra ne dedik? 4 kişiden birisi dedik değil mi? Hı-hı. Vermiyor diyerekten. Hı-hı. Kurumlar vergisi öyle. Aynen öyle diyelim. Şirket bazında. Yan komşunun 3 komşu
veriyor, bir tanesi vermiyor. Ekonomi de çok iyi gitmiyor. Çok da iyi görünmüyor tüketici güven endeksi ve reel güven endeksinden. Hı-hı. Artık ne der bu arkadaş da, vergi verenler de artık biz de vermiyoruz der. Şimdi vergi affını bu şekilde değerlendirmek lazım. Şimdi birinci pencere bu. İkinci pencere, neden vergi affı yapılıyor? Az önce söylediğim gibi. Hükümet inanılmaz bir şekilde devlet harcaması yapıyor şu an. Hani az önce söyledik ya, liquidity trap, yani likidite tuzağı, nakit tuzağı açısından. Şimdi bir ihtiyat akçesi vardı bir kereye dair. Kalmadı. O kalmadı. Ondan sonra imar affı, imar affı vardı. O da kalmadı. Askerlik, bedelli askerlik vardı. Ondan da alınacak alındı. Şimdi bunlar hepsi birer defaydı. Ama hepsi bir yılı, bir yılı, bir yılı kurtardı. Bu sene? Bu sene ne yapacağız? Bunu geçen programda da söyledik. Hatırlıyor musunuz? Ben size bir şey söylemiştim. Yakında yeni vergiler, yeni zamlar, hatta hiç bilmediğimiz vergi türleri de gelebilir dedim. Çünkü bütçe o yöne doğru gidiyor. O yöne doğru gidiyor. Yani bütçe açığını kapatmak isteniyor. Şimdi devlet vergi toplayamıyor. Bu sefer ne yapıyor? Bence çok daha kötü bir şey yapıyor. Uzun dönemde Türk insanına çok ciddi bir şekilde kötülük yapıldığını düşünüyorum. Ben bunu sadece bu döneme özgü değil, 40-50 senelik bir olay demiştim hatırlarsanız. Hı hı. 40-50 seneden beri dürüst Türk girişimcisine, dürüst Türk sanayicisi ve tüccarına kötülük yapılıyor. Ve bu da devam ediliyor bence. Vergi affıyla ne yapılıyor? Aman günü kurtaralım, aman bu seneyi kurtaralım. Nasıl olsa vergi vermiyor, bu şekilde belki vergi verir diyerekten vergi toplanmaya çalışılıyor. Sırf bütçe açığını kapatılmak için. Fakat bence şu an iktidar partisi tek başına iktidar. Hı hı. Ve 3-4 senede bu iktidarını devam ettirecek gibi gözüküyor. Hı hı. Masaya yumruğunu vurup bu gidişat iyi değil, ben ahlaklı, dürüst vatandaşlarımı korumak istiyorum diyerekten vergi vermeyenlerin üzerine gidip, vergi verenleri de takdir edip, yeni vergiler yerine var olan vergileri toplamaya gitmeli. Onun yolunu aramalı. Yoksa bu vergi afları böyle gider öyle bir noktaya gelir ki bu vergi afları da şey yapmaz. Vatandaş şunu da söyleyebilir. Ya bu vergi afında kullanmayayım, bir sonrakinde kullanayım. Cebimde para kalsın en azından der. Sonra da o vergi aflarını erteler. Bu işin sonu olmaz. Evet, yani tabii orada mutlaka bir şey yapılmalı. Tabii. Örneğin şunu da bence çarpıcıdır. Servetten alınan vergi çok düşük oranlarda. Çok. Çok düşük. Yani evet, olaylı dolaysız vergi cenneti Türkiye. Aynen. O vergilerin içerisinde 3.3 gibi bir rakam. O civarında %3. Evet. %3. Yani o kadar serveti var. İkimiz de benzin aynı işte. O şeye girdiğimizde benzin istasyonu aynı vergiyi veriyoruz. Aynen. Ama onun servetinden dolayı ödediği vergiyle benim ödediğim vergi aynı olmamalı. Tabii. Bence. Şunu da eklemek istiyorum izninizle. Gelişmiş ülkeler ya da insani endekslerde yukarıda olan ülkeler. Bunun içerisinde Almanya var. Bunun içerisinde Danimarka, Finlandiya var. Belçika var. Hollanda var. Hı hı. Bu gibi ülkeler, hatta Rusya var. Bu gibi ülkelerde servetten alınan vergiler tek rakamlı değil. Evet. Hocam sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Bu önemli uyarıyı da yapmış olduk vergiler konusunda. Vergi verenler cezalandırılmamalı. Daha hakkaniyetli bir vergi sistemi yapılmalı, kurulmalı diye düşünüyoruz. Sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya aynı gün aynı saatte tekrar görüşünceye dek hoşça kalın efendim. Orçelik Ofis Mobilyaları Ekonomi Notları programını sundu.